Bir adet Hindistan cevizi ile tam 3 farklı ürün çıkarabiliriz. Hindistan ceviz sütü, unu ve de yoğurdu. Doğanın en bereketli meyvelerinden biri. Yeter ki onu doğru kullanmayı bilelim. İşin en can sıkıcı kısmı olan Hindistan cevizlerini temizleyerek başlıyoruz. Daha sonra suyla beraber blender'a alıyoruz. Blender'daki Hindistan cevizi karışımının bir kısmını 2 tur süzüp süt haline getiriyoruz. Ve işte ilk ürünümüz tamam. Çıkan posayı fırında kurutuyoruz ve unumuz da hazır. Etti mi size iki? Hadi gelin içe geçelim. Blender'da ayırdığımız Hindistan cevizi su karışımını posalı bir şekilde tencereye aktarıyoruz. Mısır nişastasıyla beraber ocakta karıştırarak bir tur kaynatıyoruz. 45 dereceye kadar soğuduğuna emin olduktan sonra probiyotiklerini ilave edip mayalanmaya bırakıyoruz. 30 derecelik fırında önce 2 saat, daha sonra da bir gün oda sıcaklığında ve bir gün buzdolabında olmak üzere 2 gün beklemesi gerekiyor. İnanın bana, bekledikçe kıvamı çok daha şahane oluyor. Mesela şu an en sonda gösterdiğim kıvam tam 2 gün sonraki hali. Gerisi keyfi bizi tüketme. Tüm detaylar açıklamalarda.